germe ameliyatını kimlere uyguluyoruz? Karın germe bir cerrahi işlem. Neler yapıyoruz? Eğer karın bölgesinde yağlanma, dokuda sarkıklık, çatlaklık, gevşeklik, kas dokusunda gevşeme gibi problemler varsa bunların hepsini karın germe ameliyatında düzeltiyoruz. Bize kimler başvuruyor? Daha çok ikiz doğum yaptıktan sonra veya doğumda çok kilo alıp aşırı kilo veriyorsa kişiler. Yine gündemde tüp mide ameliyatlarından sonra çok hızlı kilo vermeye bağlı karın dokusunda deformasyon varsa. Bunun gibi sebeplerden sonra bize genellikle karın germe için başvuruyorlar. Biz karın germeyi hastane ortamında genel anestezi altında yapıyoruz. Bir gece hastanede kalmakta hastalarımız. Sonrasında ise bir ay kadar korse kullanıyorlar. Bir ay sporu yasaklıyorum. Yüzme, bu tip egzersizleri yasaklıyorum. Bir ay sonra tekrar spora başlayabiliyorlar. Genellikle karın germe ameliyatlarında eskiden çok duyulmuş olacak şekilde işte iki büklüm mü gezeceğiz, çok ağrımız mı olacak şeklinde sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Tabii artık teknolojinin gelişmesiyle, yöntemlerin gelişmesiyle, cihazların gelişmesiyle eskisi gibi bu kadar zor bir ameliyat değil, daha konforlu bir ameliyat. Bir gece bile hastanede yatsa hastalarımızın rahatlıkla ertesi gün eve gidebilecekleri bir ameliyat. Karın germe ameliyatının izlerinden bahsetmek gerekirse, eğer kişi sezaryen ameliyatı olmuşsa sezaryandan biraz daha uzun bir iz oluşturuyoruz iki kemik arasında. Eğer sezaryen izi yoksa yine iki kemik arasında bir izle bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bu iç çamaşırında kalan iz kişinin günlük hayatını etkilemeyecek bir iz olmakta. Karın germe ameliyatlarından önce hastalarımıza özel tetkikler yaptırmaktayız. Anestezi doktorumuz hastalarımızı görmekte. Tüm riskleri elimine ederek ameliyatı almaktayız. Karın germe ile ilgili sorularınız varsa bana WhatsApp'tan, mailden veya Instagram yoluyla ulaşabilirsiniz.